Ee, genel anlamda baktığım zaman e, çocuklarda e, ateş ve e, öksürük bulguları ilişkine göre çok daha az görülüyor. Yani %50-55 oranında erişkinliğe kıyasladığımız zaman görülebiliyor. Ama e, çocuklarda beraberinde burun akıntısı da olabilir, ishal de olabilir, kas ağrıları da olabilir, burun tıkanıklığı da olabilir. Ayrıca çocuklarda değişik cilt bulgularıyla da gelebilirler. Özellikle baş parmakta kızarıklık, şişlik gibi bulgularla değişik cilt bulgularıyla da gelebileceklerinizi aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunlar aslında bildiğimiz daha önceden de karşımıza çıkan semptomlar ama daha sık görmemiz sebebiyle yeni semptom gibi söyleyebiliriz. Genel bir ifade kullanmak gerekirse tüm dünyada Tüm total vakanın yüzde 1 ile 8'ini çocuk vakalar oluşturuyor. Ülkemizde de bu rakam yaklaşık yüzde 8'lerde. Tüm total vakanın yüzde 8'ini çocuk vakalar oluşturuyor. E, genel anlamda baktığımız zaman aslında yüzde 90 çocuk e, hastalığı hafif şekilde atlatıyor. Yüzde beşlik bir kısım e, ağır seyredebiliyor. Bunun da yüzde birinin altındakiler... E, çok ağır yoğun bakım ihtiyacı gerektirecek şekilde seyrettiğini biliyoruz. Çocuklarda daha çok dediğim gibi ishal, kas ağrısı, ateş, boğaz ağrısı olabiliyor. Solunum sıkıntısı gibi, solunum kesilmesi gibi bulgular. ilişkine göre kıyasladığımızda çocuklarda daha az, yaklaşık %10 gibi bir düşük kesim çocukta görüldüğünü söyleyebiliriz.